Selam arkadaşlar, NA Playoff'ları serisi yarı finalleri 2. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü takımlarımız Team Liquid ve 100 Thieves. Yani şu şu 100 Thieves demekten pek emin değilim. Ben bundan sonra 100 Thieves diyeceğim. Çünkü iyi hissetmiyorum kendimi 100 Thieves derken. E, takımlar buraya nasıl geldilerle başlayalım. Team Liquid sezonu birinci bitirdi. E, net şekilde de sezonu birinci bitirebilecek takım gibi gözüküyorlardı zaten. Son haftalarda da biraz formu arttırarak e, rahatlıkla birinci oldu Team Liquid buraya gelirken ve Açıkçası bu sezonki MVP'nin en, en büyük adayı onların takımında Doublelift. Ki hani Doublelift çok iyi sezon geçirdi. Zaten takım Doublelift etrafında kurulmuş bir takım. İşte playofflar geldiği zaman shotcalling ile oyunu tutunmasıyla çok fazla etki eden bir impactleri var. Her zaman takıma performans vermesiyle, takıma katkıda bulunmasıyla övülen bir pop var. Yani onlar için her şey iyi gidiyor diyebiliriz bu sezon. Ve Team Liquid e, bu arada şeyin de hakkını yemeyeyim. Ick de gerçekten bu sezonun belki de en iyi ormancısıydı tüm ligde. Ki zaten ödülü de o aldı ormancı olarak. Yani Ick öyle maçları var ki 3 seviye geri kalıyor. Gene de oyunun içinde etkili oluyor. Sonra o maçı götürüyor ve taşıyor falan filan yani. E, hiç oyundan kopmaması falan çok önemliydi onlar için. Şimdi Team Liquid buraya bu kadar güçlü geldi. 100 Tees'de çeyrek finalde. Geçen hafta bahsetmiştik zaten. FlyQuest'e karşı görece kolay bir galibiyet aldı ve 3-0'la geçti. Şimdi NALCS'de Şöyle bir kural var. Birinci olan takım, e, normal sezonu birinci olan takım, bitiren takım, yarı finalde rakibini seçme hakkına sahip. Normalde, e, normal başka liglerde, USS'de, bizim ligimizde vesaire Team Liquid'in TSM ile eşleşmesi gerekiyordu. Ama onların 100 T'si seçtiler kendileri rakip olarak. Ve ben e, bunu çok mantıklı bir hareket olarak görüyorum. Çünkü e, TSM çok formda geliyor, evet ama ben TSM'den korktuklarından ziyade 100 Thieves'i daha iyi tanıdıkları için 100 Thieves'i seçtiklerini düşünüyorum. Geçen sene finalde karşılarında oynadılar. E, galibiyet aldılar. Onları tanıyorlar. Sezon içinde bol bol oynadılar. Ve Team Liquid 100 Thieves'i nasıl yenebileceğini biliyor. Artı 100 Thieves'de olası bir playoff serisinde çıldırabilecek adam sayısı TSM'dekinden daha az. Yani bir tek Sam Day var yapabilecek. Ha çeyrek final serisinde Ryu muazzam oynadı. Şimdi Hunter Thieves tarafında Ruyu nasıl bu kadar iyi oynadı derseniz ben gerçekten açıklayamıyorum. Çünkü Ruyu kariyeri boyunca maçların önemi arttığı zaman performansı düşmüş bir oyuncuydu. Ama çeyrek finalde çok acayip bir oyun oynadı gerçekten. Çok net bir şekilde e, takımın en iyi oyuncusuydu. Ve olası bir böyle bir şeyin olması durumunda o zaman Liquid'in biraz canı sıkılabilir. Ama ben gene de Team Liquid'in öyle çok da büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu seri özelinde. Çünkü e, bu takımda Net bir süper yıldız var. Ve bu süper yıldızın etrafında iyi oynayan bir takım. Team look, takım olarak iyi oynayan bir takım. Süper yıldızın etrafında. Ee, tabii ki Doublelift'ten bahsediyorum bu arada. Ve şu anki meta, 8-16 metası, direkt olarak nişancıların fark yaratabileceği bir meta. Daha çok tanklar oynanıyor. Çok bahsettik bunun üzerinde. Daha çok tanklar oynanıyor. Tanklar daha çok oynandığı için, tankları eriten de nişancılar olduğu için takımlarda nişancının değeri... Daha yüksek ve Doublelift kesinlikle bu tarz bir yükün altına gidebilecek bir oyuncu. Şimdi takım diğer tarafa baktığımız zaman ise bu tarz yükleri Ruyu'nun çekmesi gerekiyor. Ruyu her ne kadar normal sezonda iyi bir performans göstermiş olsa da, her ne kadar çeyrek finalde iyi bir performans göstermiş olsa da her zaman şüpheyle yaklaşılan bir oyuncu. Ve ben gelip de bu seriye gelirken Ruyu çeyrek finaldeki performans tekrarlar yine muazzam oynar diyemem. Ama bu konuda double'da e güven daha fazla. Ki zaten hani Team Liquid genel olarak sezonu daha iyi oynadı. Ellerinde meta da onlara bir tık daha uygun olacak. Çünkü Impact de mesela shotcalling yaparken tank metasında daha etkili olan bir oyuncu. Ve rahat rahat karşısındakini kitlemeye oynayabilir. Artı hani net kontra eşleşmeye uğraşmayacağı için ...Someday'den Impact'e baskı kurmasını beklemek de biraz daha zor olacak. Zaten Hani hem meta değişikliği Team Liquid'e yaradı hem de rakibinin tanımasından dolayı Liquid'in bu seride çok avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, serinin kilit oyuncusu bence Ruyu olur. Yani Ruyu'nun yapacakları serinin gidişatını belirler bence. Ruyu gidip de çeyrek finaldeki gibi ekstra işler yaparsa o zaman kazanma ihtimali var tabii ki Android ama Ruyu'dan gelmezse istedikleri performans o zaman kalan her yerde rahat rahat üstünü kurabilirler. Şimdi... Anda'ya karşı XMT'nin üstünlük kurmasını beklemek çok da ekstra bir şey değil. Alt koridorda çok rahatlıkla e, üstünü kurabilir Team Liquid. Çünkü Doublelift orada. Yani her ne kadar Kodisan, AfroMilketsi hiç fena oynamıyor olsa da Shotcallingleri hiç fena olmasa da diğer tarafta muhtemel MVP var. O da çok üstünlük sağlayacaktır. Impact'le bir şekilde Sam'da ye yenilmez ve her yer kalan her yerdeki aldıkları üstünlükle e, fark yaratır diye düşünüyorum ben Team Liquid ama e, 100%'li çıkış yolu bence Rui olacak. Serinin kilit e, oyuncusu da kesinlikle Ruyu diyebilirim. Serinin kilit şampiyonuna gelecek olursak bu biraz farklı. Çünkü e, TSM Cloud9 serisinde mesela fark yaratmak için Varus'a gitmek önemliydi ama burada yani bu seride iki takımın da çok rahatlıkla işte Kaysa'yı sevdiğini söyleyebiliriz. İşte Kaysa Lucian daha çok. Yani Kaysa Zaya diyeyim hatta. O yüzden burada fark yaratacaksa ben bir destek şampiyonunun fark yaratmasını bekliyorum ve bu konudaki açıkçası tahminim de Rakan ya da Alistar olur ama bu iki takıma baktığım zaman muhtemelen Rakan derim. Eğer yasaklanmazsa. Rakan bu iki takımın ikisinde de çok rahatlıkla fark yaratabilecek iki destek oyuncusunun elinde de çok rahatlıkla fark yaratabilecek bir oyuncu. Koridorun gidişatını çok değiştirebilir gerçekten. Burada bir kilit koyacaksan muhtemelen Rakan koyarım. Bir tane de üst koridor adayım olur bu arada bu işleri değiştirmek için. O da Maokai olur bu arada. Yani Impact zaten e, bu iki oyuncu aslında rahat rahat Maokai oynayabilirler ama ikisinin de rakip takımdaki nişancıyı en çok rahatsız edebileceği e, tank şampiyon muhtemelen Maokai olur. O yüzden üst koridordaki Maokai'nin Belli başta eşleşmelerde... verdi. İşte geçen haftaki Schalke Supply serisi gerekirse kontrol eşleşmeye rağmen seçilmesi falan e, oyunun gidişatını çok değiştirebilir diyeyim. E, favorim Team Liquid 100 Thieves'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Rui'nun öyle ekstra işler yapabileceğini beklemiyorum. Ha Rui ekstra işler yaparsa gene kazanma ihtimalleri olduğunu söyleyeyim ama sadece ihtimal var. Yani kesin kazanırlar diyemem asla. Ee, 3-1 Liquid'in kazanacağını düşünüyorum. Bu maçı da işte bir tane güvenlik korkak dövüşerek 3-1'e verelim diyelim. Liquid 3-1 kazanır. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Final değerlendirmelerinde haftaya sizlerle birlikte olacağız. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.